Yemeğe eklediğiniz biberin acı olduğunu çok sonradan fark edebilirsiniz. Ya da koyduğunuz pul biber fazla kaçabilir ve özene bezene yaptığınız o yemek yenmeyecek kadar acı olabilir. Bu durumda ne yapacaksınız? Yemeği israf edecek, tüm emeğinizin boşa gidişini mi izleyeceksiniz? Cevap hayır. Çünkü nasıl tuzu fazla kaçan yemeği ya da fazla yağlı olan yemeği kurtarmanın yolları varsa, acısı fazla kaçan yemeği kurtarmanın çok kolay ve çeşit çeşit yolları var. Gelin bunları birlikte göz atalım. Acı olan çorbayı kurtarmanın yolu sıvı yağdan geçiyor. Bir bardağın yarısını sıvı yağ ile doldurun ve çorbaya ekleyin. Şimdi yağın çorbanın yüzeyine çıkmasını bekleyin. Yağ yüzeye çıktığında bir kaşık yardımıyla onu alın. Acı tat yağla birlikte gitmiş olacak. Acısı fazla kaçmış yemeğin tadını dengelemek ve acıyı azaltmak için limondan da yardım alabilirsiniz. Çay bardağının 1/4'üne denk gelen limon suyu bu noktada yeterli olacaktır. Pişen yemeğinize limon suyunu ekledikten sonra artık içiniz rahatlayabilir. Tuzlu ve yağlı yemekleri kurtarma görevini üstlenen patates söz konusu fazla acı yemekler olduğunda da iş başında. Bir patatesi ya da tencerenin büyüklüğüne göre birkaç patatesi parçalara bölün ve yemeğin içine atın. Patates acıyı içine hapsedecektir. Yemek piştikten sonra patatesleri dilerseniz içinden alabilirsiniz. Bir diğer kurtarıcımız ise pirinç. Sıcak suda 10 dakika kadar bekletilmiş bir fincan pirinci yemeğe ya da çorbaya katarak acılığını çekmesini sağlayabilirsiniz. Terbiyeli yemekler içinse krema ön planda. Eğer yemeğiniz terbiyeli soslar yapılan bir yemekse içine krema ya da krem şanti ekleyebilirsiniz. Bu miktarın yemeğin tadını bozmayacak kıvamda olmasına dikkat edin. Yemeğin uygunluğuna göre havucu da acılığı azaltmak için kullanabilirsiniz. Şekerli bir sebze olan havucu küp küp doğrayıp yemeğe eklediğinizde içindeki acı tadı dengeleyecektir. En farklı yöntemi en sona sakladık. Bal her zaman yemek için uygun olmasa da daha çok ekşimsi ya da acı tatlı yemekler için bir kurtarıcı olabilir. Pişmiş olan yemeğe azar azar bir miktar bal ilave edin ve karıştırın. Yalnız burada balı çay kaşığıyla dikkatlice koymaya özen gösterin. Yoksa acıdan kaçarken çok tatlı bir yemeğiniz olabilir.